Herkese merhabalar. Belki biliyorsunuzdur, benim en çok yaptığım ameliyat penis büyütme. Erkek genital estetiği yapıyorum. Bu ameliyatlarla ilgili arada bir enteresan tecrübeler yaşıyoruz. Şimdi son yaşadığım tecrübeyi anlatacağım size. Yurt dışından gelen yabancı bir hasta. Geldi, ayını söylemeyeyim, ayın birinde ameliyat oldu bizde. Penis büyütme. Yaptık. Başarılı bir ameliyat. Benim her ameliyatım gibi sıradan işler tıkır tıkır gitti. Bitirdik. Tüm ameliyatı video kayda alıyorum bu arada. Her ameliyatımı kayda alırım. Yaklaşık 2010 yılından beri. Adamı taburcu ettik, gönderdik. Yeteri kadar bilgi de verdik. İşte en birinci söylememiz gereken, işte 3 gün sonra pansumanı açın, duşunuzu alın. 3 hafta ilişkiye girmeyin. Gönderdik adamı. 18. gün ameliyatı yaptığım hastaneye fotoğraf atmış. Penisim şiş diye. Fotoğraf bana da gönderdiler. Hakikaten penis şiş yani. 2 gün sonra 20'sinde bir fotoğraf daha atıyor. Bayağı enfeksiyon olduğu belli artık. Bana da gönderdiler. Ben de hastaneye yazışmaya başladım. Ya dedim, 3 hafta sonra yani niye böyle bir enfeksiyon oldu? 18. gün. Hasta diyor ki, vay sizin yüzünüzden ameliyatta mikrop kaptım bilmem ne. Ya dedim, hastanede nasıl mikrop kaparsın abi? Hastane enfeksiyonu 2 gün 3 gün içinde çıkar. 3 hafta sonra 18. gün nasıl enfeksiyon çıkıyor? Burada ameliyat olmuşsun, seni göndermişiz, 18. gün enfeksiyon çıkıyor. Allah Allah. Bunun bizden kaynaklanması imkansız. 20. gün işte fotoğraf attı, bayağı böyle akıntı olmuş. Hatta penisin cildinde bir yerde böyle bir delinmiş, akmaya başlamış falan. Hastaneye yatıyorum falan yanlış bana. Adam sürekli bizi suçluyor. Hocam işte sizin yüzünüzden, bu ameliyat yüzünden mikrop kaptı falan. Ya dedim, orada yatın, ne gerekiyorsa yapsınlar, kültür de alsınlar. Bakteriden kültür alsınlar. Bu, eğer dedim enfeksiyonsa hangi bakteri olduğu belli olsun. Adam 2-3 gün sonra bana bir fotoğraf daha attı. O akıntı olan, yara açılan yer sünnet derisindeymiş. Adamı sünnet etmişler. Ya sabır, yani adam sünnet olarak bu enfeksiyondan kurtuldu. Yara bakımı da yapmışlar vesaire. Ama ben soruyorum adama. Burada bir nanevik var. Bence dedim, siz erkenden tahriş eden bir şeyde mastürbasyon yapmışsınız. Yakıcı bir şey kullandı herhalde adam. Yani böyle ne bileyim, bir şampuan bir şey kullanmıştır, o da tahriş etmiştir, olabilir. Yok diyor, ben böyle bir şey yapmadım. Ya dedim, başka bir şey var o zaman. Hayır diyor, kesinlikle böyle bir şey yok. Abicim, kesin bir şey var. Ben bu adama md.com'dan hastane enfeksiyonları ile ilgili sayfayı gönderdim. İnternetin en eski tıp sitelerinden biridir. Hastane enfeksiyonu orada diyor ki 48 saat içinde çıkar. Yahu 18. gün nasıl çıkar kardeşim? Bizden alakası yok bu olayın. Kesin bir nanelik var. Bunu gönderdim adama. Dedim, bunu açıklayın. 18. gün nasıl hastane enfeksiyonu oluyor? Adam çünkü bizi sürekli suçlayıp duruyor. Sonra kültür sonucunu sordum. Sonuç gelmiş. Kültür sonucunda ne üremiş dersiniz? Beta hemolitik streptokok. Adama da cevap yazdım. Ben dedim, bu olayın ne olduğunu şu anda anladım dedim. İnternete gir, beta hemolitik streptokok yaz bakalım, nereden bulaşmış bu sana. Vay gerizekalı. Beta hemolitik streptokok gırtlakta bulunan bir bakteri. Tonsilit yapar, faranjit yapar. Birisinin gırtlağındaki bir bakteri bu adama nasıl bulaşmış olabilir? Gününü de söyleyeyim. 16'sında yapmış bu naneliği. 16'sında böyle bir bok yemiş. 18. gün bize fotoğraf atıyor şiş ödemli diye. 20'sinde de ameliyata hastaneye yatıyor, yarayı temizleyecekler diye. Adama yazdım. Sen dedim, bu boku 16'sında yemişsin. Bir de bizi suçluyorsun. O günden beri adamdan cevap yok. Sesi mesi kesildi. Kardeşim, biz bu ameliyattan sonra 3 hafta ilişkiye girmeyin diyoruz. 3 hafta ilişkiye girmeyin. İlişkiye girmeyin ne demek?
Ya illa bunu belirtmemiz mi gerekiyor? Şu tür, şu tür, şu tür yasak diye. Daha iyileşmemiş doku, dişler tam kaynamamış. Sen biriyle nanelik yemişsin yani. Ne yaptığı belli. Bir kadının boğazındaki bakteri bulaşmış adama. Sonuçta kültür sonucuyla her şey ortaya çıktı. Gününe kadar söyledim adama. Ayın dedim 16'sında bu boku yemişsin, bir de bizi suçluyorsun. Şimdi penis büyütme ameliyatı olan hastalara bunu özellikle söylüyoruz. 3 hafta ilişki yok ama bu da dahil. Yani böyle değişik şeylerle denemeyin. Başkalarının gırtlak bakterisi bulaşır. Ondan sonra da dersin ki ne oldu? İlişkiye girmemiştim ben dersin. O da ilişki sayılıyor. Ya şimdi bakın, bir hatamız olsa, gerçekten bir eksiğim olsa kendim bunu telafi ederim. Ama hasta böyle bir naneye yiyip de beni suçlarsa o zaman tepem atar yani. Her neyse, bu konuda da penis büyütme vakalarını uyarmış olayım. Yani ilişki yok derken 3 haftanın sonuna kadar her türlü ilişki yok. Yani illa bunu belirtmemiz mi gerekiyor ya kardeşim? Bir keresinde bundan çok 1-2 sene önce bir yerli bir çiftte de böyle bir şey yaşadık. Yerli hasta. Yani bu benim 30 şey 20 yıllık çalışma hayatım içinde 2 oldu, 2 vaka. Ama bu İngiltere'deki adam bizi suçlayıp durdu. O yüzden ona ayrıca sinirliyim yani. Kabak gibi de ortaya çıktı ne bok yedi. Neyse, bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.